Herkese merhaba arkadaşlar, ben Harun Kanacan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, yaylaya tekrardan geldik. Geldim. Onu da söyleyeyim. İçerideki sürüye gidemeyen kuzuları, koyunları yemledim. Şimdi de köpeklerimin karnını doyuracağım. Tavukları da dışarı çıkardım. Günlük yemlerini döktüm. Onları yerken, tavuklar yemlerini yerken yediler, sularını içiyorlar falan. Neyse. Şimdi de köpeklerimin karnını doyuracağım. Sürüyü alıp dağlara doğru otlatmaya götüreceğim. Şu anda sürü hızlı bir şekilde dışarı çıkıyor arkadaşlar. Geçen gün yem döktüğümüz için bugün de öyle sandılar. Ama bugün yem dökmedim çünkü dün de dökmedik. Dağdaki birçok yerdeki karlar eridi. Onun için gerek yok arkadaşlar. Şöyle içeriye de bakayım. Bazen uyuyorlar, bazen farklı bir şey olabiliyor. Temiz. Şimdi gidelim. Arkadaşlar, geldim. Biraz çamın kuruyan dallarından kırdım, aldım. Biraz da odun topladım. Bakın, çamın kuruyan yaprakları iğne yapraklı olduğu için. Neyse, iğne yağlı bir ağaç olduğu için bakın hızlıca alev alıyor. Sürü de burada arkadaşlar. Hemen çay suyunu da koyayım ben. Arkadaşlar, çayımı demledim. Şöyle ekmeği de köze koydum. Köyde yaptığımız lavaş tarzında bir ekmek. Fırınlarda pişiriyoruz. Onu da gösteririm. Köyde ekmek yaptığımız zaman. Sürü gitti arkadaşlar. İşte bu şekilde çayımı içeceğim. Şöyle ekmeği de ısıtayım. Ufaktan da kar taneleri düşmeye başladı. Hava çok soğuk değil. Galiba 0 derecesinde çünkü kar yağıyor. Daha sonra kayıta tekrar geçerim. Arkadaşlar, karnımı doyurdum. Sürüyü gayet güzel ayarladım. Öyle gidiyor ki mükemmel. Size de şimdi gösteririm. Artık gidiyorum. Allah'a şükür. Bugün de karnımız doydu. Ya doydu, gidiyoruz. Arkadaşlar, karnımı doyurdum. Şimdi sürünün yanına doğru gidiyorum. Sürü kendini öyle güzel ayarladı ki yani. Hiç böyle otur kalk yapmadan. Normalde ateşi yakıp sürüğün yanına gidip sonra tekrar gelip
çay demleyip içersiniz ama hiç öyle bir şey olmadı. Teşekkür ediyorum burada hayvanlara. Şimdi ilerliyorum. Bakalım gün içinde neler yaşayacağız. Günün yarısını geçtik aslında. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar, sürüyü bu şekilde kar olmayan, güneye bakan yamaçlarda otlatıp hayvanların karnını doyurmaya çalışıyoruz. Havadan kar taneleri düşüyor ama çok değil. Az. Bilmiyorum akşama kar yağar mı? Yüksek kesimlerde sis var ama dağların uçları bulutlu. Tabii sürüye de dikkat etmek lazım. Köpeklerim burada. Bakın. Şu an bir tane aslan parçası görünmüyor direkt bakınca. Sürüyü koruyorlar. Bir de kurt da gelebilir. Bakın bir tane de aşağıda geliyor. İşte bu şekilde akşama kadar otlatıp sağ salim dönmeye çalışacağım. Arkadaşlar akşam oldu, geldim. Sürü de geliyor. Şu dışarıdaki tarlalarda buradaki sabah çatıdan karlar düşüyordu, ona bakıyordum. Sabah yemlediğim sürüye gidemeyen hayvanları yemleyeceğim şimdi. Ellerini açtım. Ahırdaki işleri hallettim arkadaşlar. Oradaki kuzuları, koyunları yemledim. Şimdi köpeklerimin karnını doyuruyorum. Sadece 3 tane var. Diğer 3'ü henüz gelmedi. Çağıracağım. Daha sonra sürü de zaten geliyor. Onları da içeri doldurup gideceğim. Köpekler karnını doyuruyor arkadaşlar. Diğerleri de geldi. Sürüyü de son bir kez şuradaki çeşmeden geçirip ahıra doğru gidiyorlar. Tabii şurada 3 tane kaldı. Şunları getireyim. Arkadaşlar yayladaki işimiz de bitti. Şimdi köye yürüyerek dönüyorum. Sebebi abim bugün arabayla Erzincan'a gitti. Yolların bozuk olmasın diye sebebiyle traktörle gelmeme izin vermedi. Motosikletim arka lastiği patlamış. Bunu yapamadım. Yapamadım değil. Fırsat yoktu. Yani boşta kalmadım hiç. Şimdi de hala Erzincan'daymış. Yani yürüyerek gitmek kalıyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizlere bunlardan
doğadan, dağdan, yayladan yaşamımızı, yaşantımızı aktarmaya çalışıyorum. Umarım yapabiliyorumdur. Görüşürüz.